Bak geçen sezon net hakem kumpasıdır. Karar kumpasına denk gelmiştir. Ama bu maç değil abi. Bu sene özelinde elbette çok büyük yanlışlar var. Transfer bütün yanlışları, takımlara... teknik adam yanlışları vardır. Ama Fenerbahçe'nin özeline geldiğin zaman bugün bu kırmızı kartın verilmesi var ya, takkelerin düştüğü... Konuşacağız. Bak ben yönetici olsaydım, Fenerbahçe yöneticisi olsaydım, ikinci yarı takımı sahaya çıkarmazdım. Bakın bu kadar... Ender gidiyor geliyor. Yayın ihalesi sonuçlanacak. Evet. Rakamlar düşüyor. Evet. Versinler hesabını bu hakemler için. Abi bu maç hakem üzerinden okunmaz abi. İstediğin kadar taktik ver, istediğin kadar takımını iyi çalıştır, istediğin kadar doğru transferler yap. Bak hakem eleştiri her şey bu. Ya takımı sahadan çekmek nedir Allah aşkına? Bunu Fenerbahçe için değil mi? Bütün takımlar için. Her takım bunu yapıyor, geri geldi. Takımı çekelim. Olmaz abi. Bu nasıl olmaz? Türk futboluna zarar veriyorsunuz. Zaten çekilmedi hocam. Zarar veriyorsunuz ülke futboluna. Zaten çekilmedi. Bak yayıncı kuruluş aşağı düşürse paraları. Sen yorumcusun. Bak insanları belirli bir kitleye hitap ediyorsun. Bir bitirsin o zaman. Cami olarak bir tavır koyacaksın. Bu kadar olmaz. Bak tavır koyabilirsin, haklısın. Takımı sağdan çekmiyorsun. O ayrı bir şey. Çekmediler zaten. Ben olsam dedim zaten. Onlar çekmedi. Evet. Onlar sadece penaltı pozisyonunda mısın abi? Daha dirayetli. Onun dışında ya kırmızı kart pozisyonunda mısın sadece sen? Yani o haksız diyorsun. Yani hakemi sadece bunun üzerinden mi yorumladık? Bak geçmişi demiyorum. Sadece bu maç üzerinden diyorum. Mehmet. Sarı bile olmayacak bir pozisyon. Abi olur mu buna kırmızı? Bak, şöyle yapsın. Sen söyle abi. Biz o pozisyonu burada konuşacağız. Foul, yani foul verse bir şey demem. Bak sarı bile olmayacak. Abi net kırmızı bu ya. Peki tamam. Bu Trabzonspor'a da aynı. Siyopis bastın. İrfan Can'ın ayağına aynısı, fark etmez. Abicim, bu. Bak aynı hakem. Bu sene Alanya maçı mıydı? Vakame çekti. Sarı gösterdi. VAR'a çağırdılar. Tamam mı? Kırmızıya döndürdü kartını. O da sarı şeydi, kırmızı bunun değildi. Bunun tartışılacak bir tarafı yok benim görüşüm. Yani tamam canım, sen tartışma. Oyun bunun üzerinden bence okunmaz abi. Bunun sadece hakem okunur. Hayır. Evet. Abi vermesi 21. dakika. VAR uyarıyor. 21. dakika Trabzonspor'un golü. Sıfır şut, sıfır. Abi bak 21. sadece dakikaya kadar. Trabzonspor bu maç üzerinden değil. Trabzonspor 20 puan fark var Fenerbahçe ile arasında. Ben Trabzonspor'un bak rakibi konuşmuyorum. Fenerbahçe takımının oyunu algılayışını, maça hükmedişini, rakibi kaleye getirme işini, türbünlerle beraber maça inanmışlığını ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Tamam katılıyorum yani sana. Yani ben burada Trabzonspor'un bu galibiyete ihtiyacı yok ki. Zaten İyi, şampiyon tabii olacak. Hocam, yani orada bir şey ihtiyacı yok. 20 puan farkla gelmiş. Ben burada Futbol Federasyonu'nun, MHK'nin, Fenerbahçe maçlarını yöneten hakemlerin tavrını eleştiriyorum. Yani bugün geçmişin hesabı soruluyor esasında. Ve yaptıkları en doğru şey ne oldu biliyor musun? Ne abi? Bak Fenerbahçe taraftarını takımıyla yönetimiyle bir yumruk yaptılar bu maçta. Ya yeter. Bu maçta oraya gelen 50 bin kişi, ekranları başında oturanlar şunu gördü. Biz oyuna geliyormuşuz. Hatalar var, yanlışlar var, elbette eleştirecek. Ama kendi başkanını, kendi futbolcusunu, kendi teknik direktörünü linçleyen, yok sayan, çöp diyen Fenerbahçe taraftarı bugünkü bu yorumla, hakemin bu yorumuyla aslında yani sen bütün her şeyi ona mı indirgiyorsun? Yani, bütün kötü futbolu, yanlış transferleri, 8 yıldır kupa olmamasını bu ve buna benzer kararlar mıdır? 8 yılın bilançosu. Bu kararlar çok etkili olmuştu. Geçen ben sene sadece bir kere, bu maç üzerinden diyorum. Öteki maçlara bir şey söylemem. Bütün takımların canı yanmıştır. Hocam burada hepimiz burada birçok maçı yorumladık biz. Bütün takımların hakkı yenmiş midir? Yenmiştir. Tamam, Mehmet, canı yanmayan takım şampiyon oluyor zaten. Tamam ama şu an bak öyle dersen o zaman Trabzonspor takımı canı yanmamış. Trabzonspor takımı o zaman şampiyon yaptı. Canı yanmadan şampiyon oldu. Yok öyle bir şey abi. Hayır, canı yanmayan şampiyon oluyor zaten. Geçen sene de Beşiktaş'ın canı yanmadı. Evvelki sene de başkasının canı yanmadı. Canı geçmişte sürekli en fazla, yandı abi. Bir dakika, İki sene önce hocam. En fazla demek ki Trabzonspor'un canı yanmış. Son yıllarda en az şampiyon oldu mu? Değil mi yani, o çıkıyor seni söylediğinden. Başakşehir'in şampiyon olduğu sene. Ya tamam, bak bakalım kimin canı yandı. Trabzonspor'un canı yandı. Evet. Hayır, ondan evvel de mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş şampiyon oluyor. Trabzon yok ortada abi, işte kaç yıl sonra ortaya çıkıyor. Evet. Demek ki senin söylediğin, bir dakika Mehmet. Demek ki en çok canı yanan o zaman Trabzonspor senin söylediğin. 20 puan var. Bak sen kafa yoruyorsun. Gidiyorsun videolar alıyorsun, kitaplar alıyorsun. Ne yapabilirsin bu hakemler karşısında? Söyle bana ya. En iyi antrenmanı yaptırsan, en doğru analizi yapsan, en doğru transferi yapsan. Ne yapabilirsin? Hakem kararını konuşacağız da Ender bir şey söyledi sana. Sırf hakem kararından sen Fenerbahçe'nin, bak şimdi
8 yılını baba sırf, bak, şey, buna, sırf şey, buna hakem kararından Fenerbahçe kötü sen, evet sen, Fenerbahçe kötü ödersen bak bu çok bak, samimi söylüyorum. Sen futbolu seyredenin. Taraftara camiasına kötülük yaparsın Fenerbahçe kulübü. Futbolu seyredenin inancını bitirirsen derse ki dekoder alanlar, bizi seyredenler, maça gidenler. Ya biz ne yapsak boş. Böyle olacaksa ben abi niye gideyim? Abi basmayacak niye, o zaman. Niye alayım? Dese ne yapacaksın? İşte bugün gidiyor beyefendi bütün toplantılarına Naktan Yeni ailesini. Nereye geldi rakamlar? Niye geldi? Niye geldi yani? Ben oyun sadece heyecan üzerinden bitmiş, peki inanç bitmiş, saygı bitmiş, bilgi bitmiş. Görüntüler üzerinden detaylandıralım o zaman. Daha o zaman evet, görüntüler net üzerinden net konuşma imkanı olur. Keşke çok kısa bir şey söyleyeceğim. Keşke yani 2 sene önce de Trabzonspor Başakşehir yarışında neler yapıldığını biliyoruz Trabzonspor'a. Evet. Hem denesi. O zaman adamlar hiçbir şey demedi. Bittilik böyle böyle. Yani bir Trabzonspor, ben Fenerbahçe bugünkü maçı söylemem. Bak ben Trabzonspor'u bile bitmem. Hayır Gürcan bir dakika. Ay bak. Gürcan bir cümlemi bitireyim bak daha iyi senin cevabını diyeceğim. Trabzonspor bir şampiyon oluyor ben Fenerbahçe için söylemiyorum. Ya demedik kalmıyor. Bütün hakem hataları şunlar bunlar hepsi böyle bizim lehimize oldu. Trabzon'un aleyhimize oldu. Trabzon'un lehine oldu. İşte Trabzon hakem hataları çıksak bazı kulüpler hele var ya liderdik diyor biz. Yok diyecektim ben 10 puanda fark yaptınız hatta. Yani bir de şunları böyle fanatik böyle bazı kontrol eden medyada bazı kulüplerin taraftarları şunu söylüyor. Bak ne enteresan bunlar çok üzücü bir şey. Bu Trabzonspor için söylüyorum. Başka renk bordo mavi olur başka. Diyor ki Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidilmiyor zaten bu sene. Ön eleme oynanacak. Ya insanlar seviniyor ya bir takımımızın bu Trabzonspor olur. Göztepe olur. Altay olur değil mi? Konya Spor olur. Gider Şampiyonlar Ligi'ne sevinirsin. Ya direkt gitti bu sene. Ön eleme oynuyor diyor. Trabzon sevinmesin. Yani orada elenir. Bundan evvel herkes ön eleme gidiyordu. Hem para kazanıyordu hem de ülkeyi temsil ediyordu. Diyor ki bu sene ya adamlar nereden bir hesap görme derdinde. Yani bunlar hoş değil. Bunun Trabzon renkle bordo maviyle değil. Siyah beyaz olur, sarı kırmızı olur, lacivert olur, sarı lacivert, yeşil beyaz Konya olur. Bunu insanlar olarak toplum olarak doğru okumamız gerekiyor. Hocam. Hocam peki, bak insanlar istediğini artık düşünün. İkili diyalogdan bunun çıkalım. Senin bence dediğin bir mantığın şeye getirelim böyle şey. Yerlerde dile gelmesi. Hocama gelelim bence. Tamam hocam. Konuşacağız görüntüler üzerinden de. Biz devre arasında dedik ki maç 1-0 ama iş 1-0'ın karşılığı değil. Trabzonspor da kimyası bozuldu kırmızı karttan sonra. Dolayısıyla bu maç böyle bitmeyebilir bir reaksiyon göstermezse. Hatta maç öncesi söylediğimiz skorlar çıktı sanki. Nasıl okumak lazım bu maçın oyununu ve skorunu? Pozisyonu konuşacağız. Yani Gürcan ben oyundan konuşmam. O pozisyon benim için sadece konuşulacak konudur dedi. Biz pozisyonlar geldiğinde şimdi hepsini konuşacağız. Yaptınız. Ben o tartışmaya bir gireceğim. Sonra zaten bu maçın tekniği taktiği yok. Yani bu maç farklı bir maç da. Hocam kaç senedir bu alemin içindesin? 82'den beri. 82'den beri. Ben 65'ten beri futbol oynadım. Gençler Birliği genç takımında. Sonra ikinci lig Güneşspor 16-17 yaşında. Sonra işte Ankara Gücü oynadım. Sonra da hakemlik yaptım hocam. 10 sene. 5 senesi FIFA. Arkadaş bu 3 büyük takım var ya. Siz de onların elemanlarısınız 3 büyük takımın. Bu 3 büyük takım yıllarca her şeyi yaptı. Kendileri hep biliyorlar birbirlerini. Bildikleri için de ulan bu acaba bunu mu yapıyor diyorlar. Trabzon ancak bunlarla mücadele edebiliyor. Diğer takımlar edemiyorlar. Trabzon gücüyle tek mücadele edebilecek takım o. Doğru. VAR çıktığı için böyle oldu. VAR olmasaydı bugün maç 11-11 bitecekti. Bugün lig sıralaması başka olacaktı arkadaşlar. Hocam anlatmayın. Üç büyük takım yıllarca her şeyi yaptılar. Her şeyi yaptınız ya her şeyi ama. Ama Mart kedisi gibi abi. Hem bağırıyorsunuz hem yapıyorsunuz. Tam da Mart ayı ya. Ben içindeyim arkadaş. 65'ten beri içindeyim. 65. Kaç sene? Bir fiil içindeyim. Kitapta bir kısmı var. Ama şu kadarı var, bu kadarı yok. Çünkü yakalayamıyorsun. Sigara. Sigara içiyorsun, görüyorum ya sigara içiyorsun. Yakalayamıyorsun. Bir de seni keriz yerine koyuyorlar. Biz yaptık oldu diyorlar. Kimse anlatmasın ha. Benim çok başımdan geçti her şey. Onun için... Susun abi. Susun oynayın.
Bak bugün Fenerbahçe. Helal olsun arkadaş o kişiye. Hele o iki adam var ki. O sayılan şey. Rossi mi? Mert Hakan. Mert Hakan. Ya arkadaş bir de hepsi helal olsun abi. Eğer bugün Fenerbahçe şu sahada mağlup alınsaydı futbol adına yazık olurdu. Trabzon galip gelseydi Fener'e yazık olurdu. Bugün inanılmaz mücadele etti Fenerbahçe'de oyuncular. 10 kişi. Demek yapıyorlar abi. 10 kişiyle Trabzon'u bozdu Fenerbahçe. Çıkınca oynayınca oluyor arkadaş ya. Sahaya bakmayın. Açıklama yapıyor Fenerbahçeliler. İşte hakem geç açıklanmış gece yarısı. Ya Fenerli idareciler. Türkiye Kupası maçları bitmeden hakemleri açıklayamazsınız. Türkiye Kupası maçları bitmeden hakemleri açıklayamazsınız. Niye cumartesinde hakemleri açıklandı hocam? Türkiye Kupası maçları bitmeden hakemleri açıklayamazsınız. Hocam çarşamba günü cumartesinin da, hakemleri açıklandı. Pazar günkü yani bu maçınki açıklanmadı. Demek ki o hakem vereceklerdi açıklamadılar. Ya hocam bu maç. Sen mi karar vereceksin kimi vereceğime? İşte FIFA hakemi ya. Arkadaşlar siz mi karar vereceksiniz ya? Siz eskiden sizler gel yani üçünüz. Hakemleri tayin ettiniz. Gözlemci tayin ettiniz. Merkez Hakem Kurulu tayin ettiniz. Disiplin tayin ettiniz. Yeter ya. Yeter arkadaşlar yeter. Sizlerle uğraşacak bir takım var Trabzon. Masa başında. Diğerleri uğraşamazlar. Diğerleri badem yapıyorlar. Bir tek takım var Trabzon uğraşıyor. Aynen öyle. Bu kadar ne? Bana ne abi? Trabzon'dan bana ne? Ben Trabzonlu falan değilim. Biz Ankara güçlüyüz. Hocam. Ama neler çektik abi? Bak bunu söyleyebilirsin. Biz neler çektik ya? Trabzonspor. Abi her seferinde hayır. Erman abi aynısını söylüyor. Aynısını söylüyorum. Hayır 30 yıl önce böyle olmuş. Aynısını bugün, söylüyorum. Bugün hata. Hayır 30 yıl önce. Var olmasaydı bugün. 30 yıl önce. Bir sıralaması değişikti. Şey imamın tesbihi gibi 1-2-3 dizilecekler. Bu maç hakem üzerinden okunmaz. Pozisyonları da tartışılma o zaman. Maç. O zaman Trabzonspor'u dersin. Trabzonspor takımı 10 kişi kaldı. Niye kazanamadın diyebilirsin. Trabzonspor'u söyleyebilirsin. Yani Trabzonspor takımı 10 kişi kalan Fenerbahçe'yi yenmesi lazım. Ayrı bir şey. Onu söyleyebilirsin. Ha, ama onun dışında saygı duyuyorum Gürcan abi. Trabzonspor. Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Trabzon'da 10 kişi oynadı. 60 dakika. Tamam. Niye? Bakasetas nerede? Yok. Korktu herhalde. Bakasetas yok ki. Fener'den de oyuncu atıldı. Çok etkisi var. Fakat aslında bir kişi eksik oynadı takım. Fenerbahçe hocam sezonun belki en iyi oyunlarından birini oynadı. Abi şahsiyetle oynadı. Tabii. Kişilik koydular sahaya. Trabzon yapamadı. Baş edemedi. İşte her maça o zaman aynı oynayacak hocam mı demek istedim. Tabii. Yani sonuçta Fenerbahçe'nin seyirciyi gördüğü zaman maç Trabzonspor'u falan diye çıktığı zaman uzun zamandır yani da böyle bir seyirci atmosferi yok. Ben bekliyordum zaten çünkü Fenerbahçe Trabzon maçına kim gelmez ya? Ya seyirci olabilir ama ciddi karakter de koyuyor. Oyuncular çok. Bak şimdi Ender. Çok. Bozulabilirsin 18, yani. 18. dakika. Şöyle uzatmalarla ilk devre, ikinci devre 90 dakikaya yakın 10 kişi oynuyorsun. Her oyuncunun 2 kişilik koşması gerek. 2 kişi koşuyor, mücadele ediyor. O karakteri koyuyor. Disiplin var, konsantrasyon var. Ve de düşünebiliyor musun? Ligin en formunda lider takımıyla, tek mağlubiyeti olan bir takımla oynuyorsun iç sahada. 10 kişi kalıyorsun ve oyunu domine ediyorsun. İlk yarı beraberlik alıp içeri girmen gerek Fenerbahçe olarak. İkinci yarıda biraz topu bırakıyorsun Trabzon'a, tekrar force ediyorsun. Bir tane Trabzon'un pozisyonu var. Onun haricinde yine pozisyon üretiyorsun. Oyundan kopmuyorsun. Birlikte hareket ediyorsun. En önemli oyuncular olarak limitlerini zorluyorsun. Yani galibiyeti kaçıran 10 kişili Trabzonspor'dur. İyi oynayan Fenerbahçe'dir. Trabzonspor'u bugün o yani 11'e 10 oynamasına rağmen Fenerbahçe domine etti. Yani oyunun çok az bölümü hariç 10 kişilik kaldığı genel bölümü oyunun 90 dakikasında Fenerbahçe Trabzonspor'dan daha iyi oynadı. Ne demiş Altay Bayındır? Rakip yere düştü. İrfan pozisyon icabı orada ayağına bastı. Ayağını yere basmasın mı koymasın mı görmeden oldu. Biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Açıkçası üzüldüğümuz bir maç oldu demiş Altay Bayındır. Yani oraya gelsin hocam. Oraya geldiğinde bakacağız. Oraya geçtim hocam. Bakacağız. Bakalım yani kural ne diyor? Ya Fenerbahçeli esas oyuncular bu potansiyel bunu gösteriyorsa bu karakteri bu kadar iyi top oynuyorlarsa Trabzonspor karşısında 10 kişiyle galibiyeti hak ediyorsa Fenerbahçeli oyuncular niye daha evvel yani bu reaksiyonu vermediler bu oyunu oynamadılar Ender bunu sorulması gerekir. Şimdi böyle 10 kişiyle Trabzon'u oynayan Trabzon'u yeri geldiğinde kaleye getirmeyen baskı yapan goller kaçıran ikili mücadeleleri kazanıyor sahipsiz top kazanıyorsun. Korokor mücadele değilsin, isteklisin. Niye yani bunu Trabzonspor'u karşısında değil de diğer maçlarda gösterseydi sezonun geneline yansıtamadı. Eğer bunu yaysaydı zaten sezonun geneline puan olarak burada olmazdı. Doğru mu Fenerbahçe? Doğru. Değil mi? Farklı şeyler konuşuluyordu o zaman Fenerbahçe ile ilgili. Kadıköy ve Trabzon'dan eş zamanlı görüntüler geliyor bu arada.
bir yandan da bilgiler geliyor. Bu arada galiba Göztepe'nin hocası da yollanmış değil mi? Ben öyle bir bilgi bana geldi. Öyle geldi. Öyle bir duyum ondan sonra. Onu yani da bir, arkadaşlarımız... İki tane yerli teknik adamla da görüşüldü gibi etsinler. Geldi bana. İki tane yerli teknik adamla. Evet. Ondan sonra biri hatta kabul etmediğini de biliyorum. Ondan sonra böyle bir duyumum var bakalım. Tabii ilerleyen saatlerde mutlaka Mehmet Bey yönetim kurulu en doğru kararı verecektir. Evet. Bu üçüncü çok... hoca olacak değil mi? Evet. Yasal için mi? Üç sezon başı ya? Ünal Hoca ile başladılar. Üç olacak. Tabii. Üç olacak. Şimdi tabii sizlerden çok fazla soru geliyor pozisyonlarla ilgili. Ona bakacağız. Tabii hepsine tek tek bakacağız. İrfan Can Kahveci tek ihtiyacımız olan şey adalet diye bir paylaşımda bulunmuş. Böyle bir paylaşımı var. Fenerbahçe'nin bunu devre arası yaptı. TFF yönetim kurulu üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir diye. Ya yemin ediyorum polisiye film dizi gibi ya. Erman abi. Orada bu? İpin ucunu bulup. İsimler atıyorlar sağa sola bana da geldi ama söyle yani... niye? Çünkü kim olduğunu bilmiyorum ki abi. Yani bilsem konuşalım. Varsa öyle bir şey açıklansın abi. Yani üstüne gidilsin olayı. Ben üstüne gidilmesinden yanayım ya. Tabii varsa ki canım. Yani orada abi. Madem öyle isim olarak vermek evet. lazım belki de. Bir iddia var. Bak biz burada konuşuyoruz ya. Biz burada konuştuğumuz bağlıyor. Ama yok yazı şey gibi abi yani. Bilmece gibi, bulmaca gibi. Tabii canım. Kim? Bir Sherlock Holmes olmak evet. lazım. Beraberliğe böyle tepki olduysa eğer galip gelseydi Trabzonspor o zaman ne olacaktı yok, ben tahmin edemiyorum. Yok bu bir sıfırdı. Onun için demiyorum. Bu devre arası şeyi. Evet. Genel. Devre arası. Abi bak şey değil. Yenersin. Ben bu maç üzerinden okumuyorum. Hayır yenersin, yenilirsin. Bu başka problem şey. Yok. Mesela Trabzon'daki maçta ikinci evet. sarısı Minji'nin. Evet. Bir hakem yorumu. Foul vermese de bir şey diyemezsin. Versi evet. de. O anda o yorumu yaptı. Bak geçen Beşiktaş maçı çok benzer pozisyon. Değil mi? İptal ettiler kırmızı kartı. Foul değil diye. Wellington. Var devreye. İki söylediğim pozisyonu hiç hatırlamıyorum abi ya. Ben hatırlıyorum hocam. İlk yarıdaki yani, Kim Min Jae'nin pozisyonuyla. Hiç hatırlamıyorum abi. Getirirseniz görüntüyü. Evet, evet. Aynı mı değil mi size söylerim. Tamam. Ben Koray, Koray o pozisyonu. Aynı hareketse getirin görüntüyü oynatalım ya. Var. Yani o yorumu açık dediğim gibi. Getirin görüntüyü. Hakem yorumu. Bak şey değil. Tamam. Kimin kazanacağı, kimin kaybedeceği. Bak Omuz orada hafta içindeki kupa maçındakiyle, Beşiktaş maçındakiyle, Trabzon maçındaki. Benim anlatmaya çalıştığım o değil. Trabzonspor. Bir de o Mete Kalkavan için yazılan şeyi. En iyi takımı. Ve bugün pozisyonu. En iyi takıma verebilecek en iyi karşılık verildi sahada. Ben senin yani, görüşüne saygı duyuyorum abi. Senin hayır, görüşün böyle. Tabii. Benim görüşüm bu. Ben Trabzonspor kimliğimi de bir tarafa bırakıyorum. Yanlış anlama. Orada pozisyon geldiği zaman onu tabii, tartışacağız. Tabii konuşuruz. Biz sahadan geldik. Gördüğüm, benim hissettiğim, anladığım bu. Bu yerdeki CEO İrfan Can'ın ayağına da basılsa ben aynı şeyi söylemek zorundayım. Benim fikrim bu kırmızı kart. Oraya geleceğiz ama bu maç sadece şu görüntü olmayacak. Trabzonspor takımı, bak Trabzonspor'u başka türlü eleştir dediğim gibi. 10 kişi kalmıştır niye kazanamadın diye söyleyebilirsin. Ama Trabzonspor takımına şu an bakıyorum şöyle bir algı var. Yani tenzih ediyorum. Şöyle bir algı var. Trabzonspor takımı buraya gelirken sanki bütün maçlarını hakemlerin yardımıyla kazanmış. Ne alakası var canım. Böyle bir saçmalık şey olur ya. Sezonu force eden takım Trabzon. Ben, Mehmet bak yani, sana bir şey bak, söyleyeyim. Bak tenzih ediyorum seni abi. Bak hakem sana yardım edecekse bile evet. seni ceza sahasına girmen lazım. İyi ha. takım olacaksın önce. Tamam mı? Trabzonspor iyi 20 takım. Puan farkla gelmiş buraya Trabzonspor hayır, takımı. Trabzonspor iyi bir takım. İyi bir teknik direktörü var. İyi bir kalecisi var. Golcüleri var. Oyuncuları var. O ayrı. Bu sene kimse çıkıp yani diyemez. Yani Dileğinin hakkından Trabzonspor tabii. takımı buraya çatır çatır gelmiş. Bu sene kimse oynaya oynaya gelmiş. Tabii canım kimse çıkıp diyemez. Ben sezon genellemesi yapıyorum. Bir pozisyon üstünde. Katılırsınız katılmazsınız. Ama bugünkü pozisyon VAR'ın devreye girmesi. Daha evet. sonra maçın hakemini yaptığı yorum. Aslında Fenerbahçe'nin geçmişteki 8 yıllık şampiyonsuzluklarının en az 4'ünün neden olduğunun ortaya çıkmasıdır. Ben Fenerbahçe adına konuşuyorum. İsmail Kartal 10 kişi kalmamıza rağmen savaştık. Büyük Fenerbahçe ailesi için savaştık. Geriye düştük ama kazanmak için oynadık diyor. Özetle ve stadı dolduran taraftara teşekkür etmiş. Onlar varsa biz de varız demiş. Hakikaten insanüstü bir savaş verdiler. Mücadele ettiler.
Yani bugün en çok koşan de, iki takım tabii, içinde Crespo bir ara nefes alamıyordu bir ya. Bir de Pereira hani koşturmuyor falan. Mert Hakan falan 3 kişilik. Hayır bir de Ender. Bak 10 kişi, kişi kalıyorsun. Bir de ligin en iyi pas yapan takımına karşı tabii, olmuş. Bir de Pereira hani takım çalıştırmamış falan muhabbetleri olmuştu yani. Geçen maç Kasımpaşa 125 kilometre. Bu maç 10 kişi koşuyor. Demek ki fiziksel olarak da bir eksikliği yokmuş o kadar yani Fenerbahçe'nin değil mi bıraktığında? Daha çok çıkıyor. Mental ama, bence. Ama üstüne 1,5 aylık. 1,5 ay söyledim. Üzerine koyabilir ama yani. Bitmiş böyle koşmayan bir Fenerbahçe de bırakmamış adam. Onu da söylemek gerekir. Bitmiş koşmayan bir Fenerbahçe bıraktı abi. Yani 1,5 ayda, 1 ayda ve de çoğu o de 2 haftalık milli takım arasında hastaydı gitmedi Antalya kampına. Bir anda böyle 125 kilometre koştu. Ama sen dedin 1 haftalık yani. Bir idman yapıyorsun. Ben %10 söyledim %10 ya. Dedim. %10. Sen ama Fenerbahçe ile ilgili fizik kalite bitmiş falan dedin. Öyle bir şey yok yani. O da görüldü. 125 kilometre koşan geçen hafta bir takım biter mi yani? Vermiş bir şeyler ama. Devralından takım öyleydi. İnsani olarak muhabbetten kaybetti bence o futbolcunun. Pereira'yı diyorsun. Pereira insani olarak yani. Futbolcularla uyuşamadı. Bir türlü yıldızı uyuşamadı. Yoksa çalışmasında falan bir şey var. Biraz daha, yoksa bu takım olmaz böyle iletişimi de. İletişimi biraz daha iyi kursaydı değil mi? Evet. O ama ilk geldiğinde de öyleydi tabii. Ya. O tam o iletişimi hiçbir zaman sağlıklı sağlayamadı, doğru. 2000'e ve şimdi yani gitti tabii oyuncular. 2000'e acaba bir tane Fenerbahçe camiasını iyi bilen birini kendi kabul etmemiştir belki de. Hani ben o yani mantıklı söyledin ama Pereira için yok fizik kalitesi kötü, şu bu kötü. Ben sezon başı da söyledim. Adam Porto Üniversitesi'ne adamın Jose Mourinho ile beraber ciddi böyle makalleri var bu adamların. Bu yani bu kadar koşamazsın. Geçen şimdi, maçta 125 kilometre koştular. O da rekor yani belli. Bu adama biz de söyledik ya işte şu olur şu olur vesaire. Ama yalnız üçlü oynattın evet o formasyonla ilgili de söyledik. Dörtlü oynadı Fenerbahçe o gitti veya onun zamanı yine sıkıntı yaşadı. Ama yani Fenerbahçe takımı çalışmadı o bu bilmem ne demek. Bunlar çok iddialı laflar. Yani orada Samandıra'da bu antrenmanı bileceksin Ender. Yani ciddi anlamda atletik antrenmanla ilgili bir bilgin olacak bir. İkincisi antrenmanları seyredeceksin çıplak gözle. Diyeceksin ki Fenerbahçe takım ben her antrenmana gidiyorum ve de atletik performansla ilgili ben işte antrenörüm. Evet iyi çalışmıyor. Yani onun için hocam bunlar çok durdu. 125 kilometre hemen bir ay sonra koşmaz. Atletik departmanlarından bir profesyonelle hiç konuştun mu? Yok konuşmadım. Bence konuş. Daha mı farklı konuşuyorlar? Peki 125 kilometre nasıl koşuyor? Bu 15 günlük kampta çoğunluğu sakat gençlerle gittiler. Hayır, o dönem için konuş. Yani bu takım o kadar yani o kadar o zaman kötü bırakmış nasıl 12 koşuyor böyle? 12 kas sakatlığını açıklayacaksın. Nasıl koşuyor abi? Nasıl koşuyor bir anda? Her şeyi böyle... Yani 4. haftada 12 tane kas sakatlığı. İlk gün toplu oynamaya başladıkları için biraz bir şey sanki sakatlık olabilir onu konuşur. Efendim? İlk günden toplu oynamaya başladığı evet, için olur derler. Evet birçok şey var. Antrenmanı bile... Kasık sen sakatlığa giriyorsun farklı bir şey. Fenerbahçe takımı bir hafta önce şimdi Kasımpaşa bir hafta önce diyorsun ki 125 kilometre koşmadan önce diyorsun ki bu takım işte vermiş ölü takım bitik diyorsun İsmail Kartal'a yapacağı bir şey yok. Ben de diyorum ki %10 böyle iyileştirebilir. Bir hafta sonra 125 kilometre koşuyor diyorsun ki İsmail Kartal'dan ya Allah aşkına bir haftada mı 125 kilometreye geldi veya bu bir haftadan sonra 10 kişiyle domine ettiler. Hocam bir antrenmanın yansıması kaç hafta? Nasıl antrenman bir antrenmanın? Yani, bir antrenmanın yansıması kuvvet antrenmanının. Ya Gürcan, yaptırdığın kuvvet antrenmanının vücutta devreye girmesi ya, kaç hafta bağlandı ama depoyu demek iyi doldurmuş İsmail. Bana başkalarının ağzında bir şeyler söylüyorlar sana. Bana bir şey kimse bir şey söylemiyor. Beni söylemiyor. Diyorsun ki Fenerbahçe'de ben atletik antrenman birimiyle konuşuyorum. Onlar ne yapıyor, ne ediyor onları görmek gerek. Onların bilgisi ne? Bu işler üniversiteden mezun olduk, aldık. Hadi bakalım atletik antrenman. Hadi sahibi ekstra koyduk. Hadi bakalım şey yaptık. Bir maksimallerini aldık. Ön bacağın arka vesaire biceps dire vesaire bilmem ne aldık hepsini bütün vücudun. Evet bitti. Yani bu kadar mı abi? Sen de mi inanmıyorsun bilime? Erol Bilecik gelmiş bakalım. Onların dediği gibi değil olaylar. Tamam. Bilime inanmıyor musun? Bu ikili diyaloğu bir... Evet. Erol Bilecik ismi söyledi. İsmi söyledi. Konuşurken. Teşvikle yardımcı mi? Olanlar dedi. Yardımcıyı ayrı söyledi. Servet altını çizerek diyor. Çok net dedi. Ya. Servet yardımcı dedi. Bak şimdi kendisi söyledi. Çok net söylüyorum bunu. Bir daha seyredin. Yardımcıyı söyledi. Özellikle altını çizdi. Yardımcıyı ayrı söyledi. Ben de televizyonda öyle yaparım bazen. Bir daha seyredin. Yardımcıyı söyledi. Servet yardımcı. Servet yardımcı da cevap versin. Demek ki hakem hatalarını Servet yardımcı yaptı diyor. Elde de delil var diyor. Çok enteresan. Şimdi hafta içinde paylaşacaklarmış. Biz tabii olay şu anda... Bakın, bir daha dinleyin görürsünüz. Servet yardımcı. Ama Servet bir isim telaffuz etmedi. Konuşur. Hayır abi etti. Bir daha dinleyin. Üstü kapalı söylüyor bir üstü şey. Üstü kapalı değil çok açık. Yardımcı.
Peki. Müşteri atamalarına yardımcı olanlar. Sadece 2,5 dakika kaldı. Konuşacağız bu konuları. Maç özeti reklamla beraber ekrana gelsin. Sonra işimiz bir hayli uzun.